şuna ne dersiniz? Birkaç soruya cevap verin ve size gerçek ruh eşinizin adını söyleyeyim. Gerçekten bu sırada siz de kendiniz hakkında daha çok şey öğreneceksiniz. Güzel değil mi? O halde bir hesap makinesi kapın, puanlarınızı hesaplayın ve videonun sonunda sonucunuzu öğrenin. 1. İçeceklerle başlayalım. En çok hangisini seviyorsunuz? A. Karamelli sütlü köpüklü kahve. Namı diğer karamel macchiato ya da tatlı şurupla yapılan diğer bir içecek. B. Limonata ya da gazoz. Buruk bir tadı olan soğuk içecekleri tercih ediyorum. C. Espresso lütfen. Kahvemi sade ve sert severim. D. Sadece su. Hem sağlıklı hem de tokluk hissi veriyor. Tatlı kahve sevenler 0 puanla açılış yaptı. B'yi seçtiyseniz 20 puan aldınız. Espresso tutkunları 30 puan kazanıyor. Suyu tercih edenlerse 10 puan eklesin. 2. Dünyadaki en güzel koku nedir? A. Okyanus meltemi. Özgürlüğü ve uzun yürüyüşleri hatırlatıyor. B. Fırından yeni çıkmış ekmek. Sıcacık bir ev ve mutluluk hissi veriyor. C. Yeni basılmış kitaplar. Bana okul günlerini hatırlatıyor. D. Kahve. Kokusu bile enerji veriyor. Okyanus melteminin hayranıysanız 30 puan cebinizde. Taze ekmeği mi seçmiştiniz? Buna 0 puan veriyoruz. Yeni kitaplara olan aşkınız size 10 puan getiriyor. Kahve kokusunu tercih edenler de 20 puan alıyor. Dumanı üstünde olan çikolata parçacıklı kurabiyeleri seçenler ne yazık ki şanslarına küssünler. 3. Sizi anlatan özlü bir kapı sözü seçin. A. Şahane yuvama teşrif edin. B. Yüreğinin olduğu yer evindir. C. Temizliğin serbest yorumuna hoş geldiniz. D. Bir gülümseme olmadan çıplak sayılırsınız. E. Puanlamaya girmeyen seçim. Pazarlamacılar giremez. A şıkkını seçtiyseniz 10 puan yazın. B şıkkı size 0 puan getiriyor. C'yi seçtiyseniz 30 puan hanenize yazıldı. D size 20 puan kazandırıyor. E ise benim kapımda yazıyor. 4. En iyi arkadaşınızın doğum günü. Hediyesini paketlemek için hangi kağıdı seçersiniz? A. Puantiyeli kağıt. Hem bir klasiktir hem de her zaman işe yarar. B. Canlı ve çılgınca bir şey. Tıpkı en iyi arkadaşım gibi. C. Craft kağıdına kendi desenimi yapacağım. Hediye kişiye özel olmalı. D. Hiçbiri. Paylaştığımız maceralar gibi hediyelerimi de bir kutuya koyamam. E. Yine dikkate alınmayan bir seçenek. Tuvalet kağıdı. A seçeneği size 20 puan getiriyor. B'nin değeri 0. C ise 10 puan değerinde. D şıkkını seçtiyseniz 30 puan ekleyin. 5. En sık kullandığınız uygulama hangisi? A. Instagram. Çünkü o benim dünyam. B. Verimlilik ve planlama uygulamaları. C. Mesajlaşma uygulamaları. Arkadaşlarım olmadan yaşayamam. D. Oyunlar. Rahatlamama yardım ediyor. A'yı seçtiyseniz kendinize 20 puan verin. B size 30 puan kazandırıyor. C seçeneği için 10 puan yazabilirsiniz. D'yi seçtiyseniz 0 puan alıyorsunuz. 6. Bir ay boyunca tek renkte giyinecek olsanız hangi rengi seçerdiniz? A. Beyaz. Hem sade hem zarif. B. Siyah. Tabii biri daha şık bir renk icat etmediyse. C. Canlı bir renk. Sarı, turuncu, kırmızı. Hepsi güzel. D. Ekose desenli. Rengin hiç önemi yok. Beyazı mı seçtiniz? Bu size 20 puan getiriyor. Siyah sizin renginizse 30 puanı kaptınız. Canlı renkler hiç puan kazandırmıyor. Size verdikleri neşeyle yetineceksiniz artık. Bir ay boyunca ekose giymekse 10 puan kazandırıyor. 7. Şu can sıkıcı durumlardan sizi en çok sinirlendiren hangisidir? A. Her zaman geç kalan insanlar. B. Birinin izin istemeden yemeğinizi alması. C. Konuştuğunuz kişinin sürekli telefonuna bakması. D. Hiç durmadan selfie çeken ve sizin de kendisine katılmanızı bekleyen biri. A'yı seçtiyseniz 30 puan kazandınız. B. 20 puan değerinde. C. Size 10 puan getiriyor. D. Hiç puan getirmiyor. Sinir bozucu sunucuların bu listede yer almamasına memnun oldum. 8. Sinema gecesi. Hayat arkadaşınızla birlikte ne seyrediyor olurdunuz? A. Bir komedi. Birlikte gülemiyorsak ne anlamı var ki? B. Korkutucu bir şeyler. İşler sarpa sarınca ruh eşimin bana sarılmasını istiyorum. C. Her türlü Disney filmi. Sadece sihir, aşk ve mutluluk. D. Bir belgesel.
Birlikte bir şeyler öğrenmek istiyorum. Birlikte gülmek 10 puan kazandırıyor. Korku filmini seçtiyseniz kendinize 30 puan yazın. Disney tutkunları 0 puan alıyor. Evet, Karlar Ülkesi'ndeki gibi dona kaldınız. Bir belgesel seçtiyseniz 20 puan daha alıyorsunuz. 9. Sevgilinize nasıl hitap etmek isterdiniz? A. Aşkım. B. Şekerparem. C. Kurabiye canavarım. D. Bir tanem. E. Bu puanlamaya girmiyor. Benim koca ayaklı ayım. A şıkkı 20 puan değerinde. B'yi seçtiyseniz 10 puan kazandınız. C bu kez kocaman bir sıfır alıyor. D size 30 puan getiriyor. Benim koca ayaklı ayım lakabınınsa ilişkiyi bitirmesi muhtemeldir. 10. Partnerinizin neyini hoş görmeye hazırsınız? A. Espri anlayışı olmamasını. B. Ben her zaman haklıyım tavrını. C. Garip kıyafet seçimlerini. Anne ve babanızın yıl dönümüne eşofmanla gitmesini. D. Sizi sevmeyen tuhaf arkadaşlarını. A şıkkı size uyuyorsa 10 puan ekleyin. B kulağa çok kötü gelmiyor diyorsanız 0 puan kazandınız. C şıkkını seçiyorsanız 30 puan sizindir. D'deki durumla başa çıkmaya hazırsanız 20 puan ekleyin. 11. Sıra ruh eşinizle ilk randevunuz için kıyafet seçmeye geldi. Hangisini giyersiniz? A kot pantolon ve düz beyaz bir gömlek. Modası asla geçmez. B pijamalar işi görür. Beni kişiliğim için sevmeli, kıyafetlerim için değil. C. Şık ve özel yapım bir şey. Eşsiz biri olduğumu görmesi lazım. D. Tasarım herhangi bir şey. Benim için etiketler en az aşk kadar önemlidir. Kot pantolonu seçtiyseniz herhangi bir puan eklemeyin. Pijamalarla gitmek diyenler 10 puan aldı. Göz alıcı olmak istiyorsanız 20 puan ekleyin. Etiket sevenler 30 puan alıyor. 12. Ayrılıkları genellikle nasıl atlatırsınız? A. Yerini alacak birini bulmak için bir çöp çatanlık uygulamasına girerim. B. Üzüntümü arkadaşlarımla dans ederek atarım. C. Yapmaktan hep korktuğum bir şeyi yaparım. Mesela bungee jumping gibi. D. Yenilenmek için en iyi zaman. Pembe saçlar, yırtık kotlar. İşte başlıyoruz. Yeni randevusu için hazırlananlar 30 puan eklesin. B seçeneğini tercih etmek size 10 puan getiriyor. C şıkkı 20 puan. Bu sefer de D'yi seçenler 0 puan alıyor. 13. Bundan 15 yıl sonra hayatınızın nasıl olmasını hiç istemezsiniz? A. 9-5 çalışmak gibi sıradan bir hayat. B. Hala şu an çalıştığım işte aynı maaşla çalışıyor olmak. C. Kendi evim olmaması. D. Hala kendi ailemi kuramamış olmak. Evlilik ve çocuklar için sabırsızlanıyorum. A şıkkı size 30 puan kazandırıyor. B'yi mi seçtiniz? 20 puanınız yolda. C şıkkı 10 puan ekliyor. D'yi seçtiyseniz puan alamıyorsunuz. Hadi neşelenin. Daha kötüsü bile olabilirdi. 14. Bir ilişkide neyi asla affedemezsiniz? A. Sevgilinizin size yalan söylemesini. B. Ailenize saygısızlık etmesini. C. Size ve hayallerinize inanmamasını. D. Gerçek aşksa her şeyi affetmeye hazırım. A'yı seçenler 30 puan alıyor. B. Size 10 puan kazandırıyor. C'nin değeri 20 puan. D ise yine 0 puan değerinde. Bence affedilemeyecek bir şey aldatmak olabilir. Siz ne dersiniz? 15. Ruh eşinizle paylaşacağınız bir macera seçin. A. Ormanda doğa yürüyüşüne çıkmak. B. Afrika'da safari yapmak. A şıkkına benziyor ama neyse. C. Bir ayda bütün Avrupa ülkelerini gezmek. D. Bir karavanda yaşamaya başlayıp hiç durmadan keşfetmek. Orman sizi çağırıyorsa 20 puanı kaptınız. Vahşi Afrika'da bir safari size 10 puan kazandırıyor. Avrupa tatili için 0 puan alıyorsunuz. Tekerlekli eviniz hanenize 30 puan ekliyor. Pekala, şimdi tüm o puanları toplayabiliriz. İşte sonuçlarınız. 0-90 arası bir puanla bitirdiyseniz ruh eşinizin adı Nedim ya da Mine. Siz romantik birisiniz ve sevgilinizle ay ışığındaki yürüyüşleri, mum ışığındaki akşam yemeklerini ve piyano dinlemenin zevkini paylaşacaksınız. 100-180 arası bir puan aldıysanız ruh eşiniz ya Can ya da Kübra'dır. Aile onlar için her şey demektir. Tıpkı sizin için olduğu gibi. Hayattaki her şeyi ciddiye alırlar ve %100 doğru olduğundan emin olmadan bir ilişkiye girmezler. 190-270 arası bir puanınız varsa adı Veli veya Emel olan birine aşık olmak üzeresiniz. O sizin hem en iyi arkadaşınız hem de iş ortağınız olacak. Birbirinizden ilham alıp birbirinizi motive edeceksiniz.
280-360 arası puanı olanların kaderinde Sami veya Serra adında biriyle birlikte olmak vardır. O da sizin gibi özgür ruhlu biri. Birlikte hayatınız sonsuz bir macera olacak. 370-450 arası puan aldıysanız adı Berk ya da Sezgi olan biriyle sonsuza kadar mutlu bir hayat süreceksiniz. İkinizin de şahane bir tarzı ve zevki var. Mükemmel hayatınızı birlikte planlayacaksınız ve bunu yaparken birbirinize çok yakışacaksınız. Bu arada koşu ayakkabısıysanız ruh eşinizi bulmanız çok kolay. Sağa ya da sola bakmanız yeter. Aman dikkat edin ve sakın tökezlemeyin. Hey! Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.